Avec plus de 70. Kanada'da 70'ten fazla akça ağaç türü var. Dolayısıyla bu ağacın yaprağı Kanada için en ideal ulusal simgedir. Dès la Première Guerre mondiale, akça ağaç yaprağı 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında Kanada ordusunun kıyafet ve armalarında kullanıldı. Sonrasında Başbakan Lester Pearson, yaprağın Kanada bayrağında da kullanılmasını önerdi. 1965 yılında ise Kraliçe 2. Elizabeth, akça ağaç yaprağının Kanada bayrağına ekleneceğini ilan etti. Sonbaharda günler kısalır, geceler uzar. Bu durum akça ağacın yapraklarında önemli bir değişime sebep olur. Ağacın gövdesindeki enerji yapraklara taşınır ve görmüş olduğunuz bu renk cümbüşü oluşur. Yaz aylarında artan klorofil, sonbaharda bu renklerin açığa çıkmasını sağlar. Akça ağaç tek kelimeyle muhteşem bir ağaçtır. Amerikan yerlileri de bu ağacı çok iyi biliyor. Reçinesinden şurup üretiyorlardı. Şurubun lezzeti o tarihlerde bile meşhur. Daha sonra Avrupalılar da akça ağacı kendi kıtalarına taşıdılar. L'érable sert aussi pour chauffer. Akça ağaç çok iyi yanar ve kalorisi yüksektir. Bunun yanında sağlamlığı nedeniyle mobilya yapımında da tercih edilir. Ayrıca muhteşem rengi ve hoş görüntüsünden ötürü ahşap kaplama olarak da kullanılır. On dit que le spectacle de l'automne. Kanada'da bir söz vardır. Sonbaharın renkleri kıştan önceki bir rüyadır. Doğanın Kanada'ya bir armağanı ve kültürümüzün de bir parçası olan bu renkler, her yıl bu rüya yerinde görmek ve yaşamak isteyen turistleri buraya çeker.